بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 23. sözden Bismillahirrahmanirrahim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. Sözlerden 314 sayfa 3. noktadan okuyacağım. Gençleri çok görünce buna değiştirdim. Aslında niyetim bir kelam okuyacaktım. Kelam. Şu kelam nedir diye. Kelam zihnin suretidir diyor Kalım İstevi Nuriye'de. Yani kelam, ona iki tane cümleyle şey yapayım ki böyle hem de hoşunuza gider. Bu konuşma denilen şey Allah lazım konuşabilmek için. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu konuşmayı zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, münümünesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz yaratmış. Bu saydıklarım 12 sıfat. Fatır'ın manası, Fatır-ı Zülcelal, nüminesiz, modelsiz, misalsiz, mukayesesiz, maddesiz, zamansız, zeminsiz, örneksiz, ilk ve son. Her sene arabanın modeli değişir ama insanın modeli değişmiyor, sığırın modeli değişmiyor. Her sene de son mükemmeldir. Şimdi kelam o kadar mühim ki ruhun dışa vuruşudur. Kelam sözdür ve sennettir, kimliktir ve kişiliktir. O kadar ciddi bir özelliğe sahip ki, kişinin karakterini taşıyor. Affedersiniz, özür dilerim. Büyük abdest, küçük abdest ve kan tahlilleri insanı dışarıya taşır. Doktora gittiğiniz zaman içini anlayamadım diyor. Şunları şunları getir, bir bakayım. Doktor bey ne yapacaksın sen bunları? İçini seyredeceğim. Senin en dışarı attığın, hiç saymadığın şey seni dışarıya taşırsa, senin kelamın seni dışarıya taşımaz. O kadar mühim ki, Cenab-ı Hak bununla zina oluyordu, nikahta kabul ettim diyor ki, kelam ediyorsun, helalin oluyor. Mahkemede, bir de kelime-i şehadette, bir de en mühim bize lazım olacak, Allah haşa istihza etmez. Allah her şeyi bilendir ama cenaze namazında 40 tane salih Müslümanın şehadetini kabul ediyor. Diyor ki 40 tane salih Müslüman dese ki ya Rabbi ben bunu iyi biliyorum. Kabul ediyor. Yani beni bildiğimi ben bilirim, ben bildik gibi gitmiyor. Şimdi kelam böyle bir mucize. Şualardan çıkarttığım şeylerdi. Ayet-i Kübra'da. Şimdi üçüncü nokta. Yani orada kelamla bir ifade. Ya Rab ben bunu iyi bilirim. İyi bilirdik. Cenab-ı Hak diyor mu ki, ya sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Biliyorsun diyorsunuz ama bilmediğiniz var. Yapmıyor. Madem kendi bildiğini o şekilde icraata koyacak, 40 kişi veya cemaata niye söylettiriyor? O kadar rahmet ki onu demek istiyorum. 40 tane Müslümanın halissa, Müslümanın şehadetini aynı öyle icraata koyuyor. Kendi bildiğini koyuyor şey kelam. Görüyor musunuz? Bu kelam acayip bir şey. Kelam ruhun haritası, dışa vuruşudur. Üçüncü nokta, insan donmuş et yığını değildir. İman hem nurdur hem kuvvettir. İmanın hem nurdur hem kuvvettir. İmanın bir mahiyeti var, bir de hakikati var. İmanın hakikati mahluktur, nurdur ve kuvvettir, enerjidir. Çoğalır, azalır, büyür, küçülür, gider gelir. Vacip değildir. Vacip olsa değişken olurdu. Şey değişmezdi. İşaret İcaz 71'de bunların malzemesini söylüyor. Delil, Burhan, Şura, İsare, Usare gibi. Şimdi ne işimize yarayacak? Şu mabet et yığını değildir. Donmuş enerji de değildir insan. 18 bin alemin cem olduğu bir alemdir. Her bir alem insanı
ziyaret ediyor. Şimdi iman burada ne işe yarıyor? Ve nasıl arttırmak lazım onu anlatıyor. Diyor ki hem iman nurdur. Aynı zamanda kuvvettir. Kuvvete ait bir örnek vereceğim. Kolun sağlaya sağlaya bir sporcu gelsin mermere, hayt! Elini vursun, eli kırılır. Ama konsantre olacak, halterci veya mermere vuracak adam, değil mi? Konsantre oluyor, o halterle veya mermeri kıran bir futbolcuyu hayal ediyor veya sporcuyu. Veya kendisini konsantre, bizim tabirle tefekkür. Hayt! Diyor, onu kırıyor bu sefer. Peki o gücü neyle çıkarttı? Nereden çıktı o? Konsantre olarak güç çıkmadı mı? Böyle konsantre oluyorsun, olunca patlayacak gibi oluyorsun değil mi? Dışarıdan bir şey gelmedi sana. Sen de var olanı uyandırdın. Öyle değil mi? Tefekkürle de öyle veya coşmalardan da öyledir yani işten doğma. İşte iman ruhunu böyle bir aktif ediyor. İman enerjidir, mahluktur, kuvvettir diyor. Hakikati tabii. Allah canibinden bakılırsa mahiyetidir, mahluk değildir. Cenab-ı Hak en çok sevdiği şey kendi nurudur. Siz hiç sevmediğinize en çok sevdiğinizi verir misiniz? En çok sevdiğini hiç sevmediğin kişiye vereceksin. Verir misin? İşte Allah imanı vererek onu sevdiğini gösteriyor. En çok sevdiği zatının nurudur. Onu da sana bana vermiş. Onu verir, kendisini vermiş. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvettir onu anlatmaya çalıştım. O konsantreyle o ruh enerji çıktı ya diye vuruyorsun. Ama yok konsantre olmadan pat diye vuruyorsun. Bunun imanı yok yani. Elin kırılıyor. Hadiselerde elin kırılması imansızlığa. Hadiselere karşı güç o sporculuktaki lisan olan konsantre bizdeki mana ile tefekkür batındaki enerjiyi uyandırıyorsun. İşte o. Böyle bir kuvvettir iman. Hani zan değildir iman. Anlayıştır, seziştir, kabulleniştir. Hayır. O mukaddemesidir. Ruhu aktif eden bir hakikattır. Zatının nurudur. Mahluktur yani. Realitesi var o. Ama dünya cinsinden değildir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nurdur. Allah'ın nuru semavatı veler. Nurdur. Bütün kainatın haritası. Kuvvettir. Hakikatların dışa vuruşu, insanda cem edilmesi. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Yani iman zayıf olunca iyi değilim, hastayım, kendimi kötü hissediyorum. Burada diyor ki, imanın kuvvetine göre değil ben iyi değilim, hastayım. Hadiseler beni eziyor, ailevi sorunlara tahammül edemiyorum. Bütün kainatı tazikatından kurtulabilir, atar kenara. Böyle bir güç var, o özelliği var imanın. Demek ki bir yerde bir sorun var bizde ya. En ufak bir şeyle yıkılıyorum böyle. Bana böyle dedi, böyle baktı. Yok ben bu evliliği de yürütemem veya kendi kendime özgüvenim yok gibi ne kadar şey sayarsan. Ya kardeş temel de burada. Bak ailevi sorunlar için usta diyor ki eğer imani bir ahiret diyor bir aileye hükmederse diyor şu anlarda o aile cennet havasına döner. İmani bir ahiret o aileye hükmederse herkes hakkını bilir hududunda kalır. E sorun varsa demek ki bir yerde bir problem var yani. Bir hakkımızı arama namı altında hudutları payman ediliyor demek. Bak bir evde diyor imani bil ahiret, ahiret iman rüknü hakim olursa ne olur cennet olur ya. Eve gelmek istemiyoruz. Niye sıkılıyoruz? Allah Allah. Küçük bir cennet iyiydi diyor. Cennet insan gelmek istemiyorsa ne de gidecek ya. Bak iman, imanda bir sıkıntımız var. Kainata meydan okuyabilir. Tamam. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Peki. İmanımızda sorun yok. Elde ediyoruz elhamdülillah. Sorun yok da giderimiz çok.
İman enerjisini gideren çok, bu asırda en çok gideren siyaset takip etme. Siyasi hadiselerle meşgul olmak. Çünkü Risale-i Nur külliyatında yapma, girme, bakma dediği siyasetten başka en fazla bir mevzu yoktur. Siyasi mektuplardan başka fazla bir mektup yoktur. İşim benim bu. Ne olur? Cenab-ı Hakk'ın kainattaki icraatını akıl erdiremezsin. Arkayı bilmiyorsun. Hikmeti, hikmet ilahiyi, kudret-i Rabbani, inayeti ve rahmet ilahi anlamadığımız için kadir ilahinin izini, özünü, yüzünüyle müşahede edemediğimizden dolayı itirazlar oluyor içeride. Öyle böyle Allah Allah falan kainattaki icraata Kastamonu 38'de diyor ki bunları ciddi takip edenler aklını dağıtır manevi bir divane olur. Neyse divane oldu ne anladın. Hani fakat aşağısı çok tehlikeli. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Anladık mı bu cümleyi? Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Sureta şey. Yetmiyor işte iman. Ne deniliyorsa onu yapacaksın kardeşim. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. İnan bana. Arabalarda Türkiye'de böyle derslere sağa sola giderken tek kimse yoksa arabada ben kullanıyorsam sıkılıyorum böyle. Çünkü bir şeyle meşgul olayım ya. Etrafla meşgul olmayayım. Ya bir böyle bir Kur'an CD koyalım. Bir sohbet koyayım diye. Ya koyarken bile koyana kadar teyipte olan bir haber bir şey duyarım bir kelime olan bir bu ne diyor falan ikinci bir duyum üçüncü derken hani anafor gibi çeker diye ilk önce teybin sesini kapatıyorum CD'yi koyuyorum ondan sonra açıyorum. Duymayayım diye. Niye biliyor musun? Kendime dikkat ediyorum. Takva oldum, dindar olduğumdan değil ha. Enkazı sokmak istemiyorum. Gözünüzden giren her şey, kulağınızdan giren her şey, burnunuzdan giren her şey, dilinizden giden her şey, dokunduğunuz her şey içeride canlanıyor ve ruhlanıyor. Dışarıdaki gibi değil. Ha bak mesela. Dışarıda sudur. İçeride su değil artık. Mesela kamerayla manzara çekiyorsunuz. Kardeşim neyle çekiyorsun? Pille değil mi? Batarya. 100 sene önceki adama desen ki bu pil var ya pil. Hem sestir, hem surettir, hem yazıdır, hem gürültüdür, sinyaldır, el feneridir. Dalga geçiyor ya. Ne demek? Arkadaşlar bu batarya döner mi? Batarya, enerji, film olur mu? Nasıl bir şey ya? Düşünebiliyor musun? Yani bataryayla film yapmıyoruz. Enerji filme dönüşüyor. O anda sırayla yok. Bunu anladık değil mi? Ses çekiyoruz, resim çekiyoruz. Aynen bu örnek gibi. Bu kafa bunun gibi. Kamera, göz. Mikrofon, kulak. İçeriye girmiyor mu bunda? İçeriye girince telefonun ağırlığı değişmiyor. Koca film var. Değişmiyor. Buraya da giriyor bir manzara. İçeride artık gözden giren her şey canlanıyor ve ruhlanıyor. Kulaktan giren, o zaman kulaktan girene dikkat et. Niye ben sesten, kelamdan başladım? İçeriye giren her şey canlanıyor, ruhlanıyor. Öyle bir alem. Burası mekteptir diyor ustad. Kışladır diyor beden. İçeri her şey şekilleniyor. Girdiği gibi değil. Aktif ediyor. Sen bugün göğsünün ateşin yanmasının sebebi belki de 3,5 sene önceki seyrettiğin bir videonun dönüşüm halidir. Buraya 1-0-0-0-1-1-1 video böyledir. Biz dışarıda seyrettiğimiz gibi değil. Abi bakayım bunu. Sana ifade edilen bu. Arkasında böyle bir şey yok. Bunun yazılımında 0-0-1-1-1-1. Onun için kilosu yok. Burası da böyle. Su içiyoruz. Yemek yiyorsun. Yemeğin içerisini biliyor musun? Ben Risale-i Nur anlamıyorum. La kardeşim anlamak ile akıl değil ki ya. Sok içeriye yemeğin elementini anlıyor musun? Sok içine element var biliyor musun? Ama ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama çok da hoş oluyor değil mi? Ki, Risale-i Nur'u da böyle paket gibi sok. Ne olacak ne bileceğim ama bilmiyorum ama hiç şeyler olacak. Canlanıyor arkadaş içeride. Bir Allah aşkına bir 15-10 dakika bir seyret bak neler ama mutat olarak. Ya içeriye girince kardeşim nurlanıyorlar, enerjiye dönüşüyorlar. Şer de öyle.
Şeytan dışarıdan sana takılmıyor. Şeytan senin seyretmediğin filmle namazına gelmiyor. Senin seyrettiklerinle sana geliyor. Şeytanını sen oluşturuyorsun. Mesela namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hiç seyretmediğin film gelir mi? Zulüm olur mu? Ben seyrettim. Allah Allah Allah, bunun nereden geldi ya? Bu, ha 5 sene önceki dizi var diye onu Allah'ın Allah namusuyla falan nereden geldi ya? Bak seni seyrettiğin film, senin şeytanın oldu. Ben sen oluşturuyorsun. Aktif oldu, aktif. Aktif oluyor. İmanın kuvvetine göre hadisatın, evdeki hadiseler değil ha, evdeki hadiseler neymiş ki hala yaprak gibi evrilip çevriliyoruz ha, ne var ya? Neyi paylaşamıyoruz? Niye azmedemiyorsun kendini? Abi şöyle bir, hayır iman zayıf kardeş, diğerleri bahane. Ben seni sevmeye karar vereyim, 10 tane sebep bulurum. Ben sende nefret etmeye karar mı verdim? 100 tane sebep bulurum. Yeter ki karar ver sevmeye. Allah seni sevmeye karar vermiş. Bak senin günahlarını kale almıyor ya. Değil mi? İman etmiyor, mühlet veriyor. E sen de ver tamam. Nedir ya böyle birbirinin yakasına yapışmışız ya. Ne biçim adamlarız ya. Yani ailevi sorun. Ne demek ya bu şey? Ondan sonra abi psikoloji bozuk. Psikolojiyi sevsinler ya. Risale-i Nur'u ciddi okuyacaksın. Hizbul Kur'an okuyacaksın. Tevekkül ve teslim mesleğini artıracaksın. Sıkıntın olduğu zaman hoca doktor aramayacaksın, döneceksin, kusuru arayacaksın, tövbe edeceksin. Derslere ciddi geleceksin, okuyacaksın, içeri adam sokacaksın. Adamları sok ya bak, şimdi geldiniz iyi olmadı mı? Bak adam giriyor işte, şimdi giriyor, bunlar giriyor. Allah hamdolsun ya, ben yerimde duramıyorum ya, kaç yüz kilometreden gelmişim. Sokmuyorum enkazı. Sokma kardeşim haberleri. Sokma pislik videoları ya. Sokma kardeşim. Afyon demiyorum. iPhone demiyorum. Afyon diyorum. Uyuşturuyor. Hadisatın tazikatından kurtulabilir. Kavşağı burada ya. Donmuş etmişsin sen zannediyorsun. Bak. 8. söz hepimiz okuduk geçiyor. Bak şimdi. Bir hayal et bakalım. Burada diyor ki sefine hayat. Susuz kuyuya atlıyor adam. Beraber yapalım. Bir de bir de böyle bak bakalım. Altını damet suyu. Bu diye toprağı değil mi? Bak. Susuz kuyuya atıyor. Kim? Bir adamın bir tanesi. Atladı ben. Orada bir incire takıldı mı? Ona gireceğim ya. İncire takıldı mı? Takıldı. Yukarıda kim var? Aslan. Aşağıda kim var? Ejderha. İki arasında sıkışmış adam. Çıkışı şansı yok. Ya aşağıya yutulacak, ejderha yemiyor, yutuyor. Üstteki yutmuyor, yiyor. Ya yeneceksin ya yutulacaksın. Çok önemli. Ben bak, kıp, su kabı gibi, eskide su bardaklar var böyle, su içeceğine göre uzardı böyle var ya birbirine geçmeni bardaklar vardı. Hatırlar mısınız? Genç, biraz yaşlılar bilir, eskide bardaklar vardı böyle, kağıda benzer. Birbirine tık tık, plastikler. Şöyle geçerdik, ufak bir şey olurdu, sonra tırat açardık böyle. Tamam. Şimdi kuyunun uzunluğu, kısalığı aynı bunun gibi, bardak. Herkese diyor. Şimdi bak, kuyu farklı demek istiyorum. Atlayan adam farklı, incire takılmış. Kuyu farklı. Ejderha farklı. Aslan farklı. İncir farklı. Takılan, dala takılan adam farklı, öyle değil mi? Peki, kuyu nedir? Beden. Ha beden adam değil ya. Adam içinde. Ha demek ki bedenle alakası yok. Bedenin yüksekliği ömrü insani. Ne kadar yaşayacaksa. Gene o dalda takılanla alakası yok. Ağaca takılanla alakası yok. Dikkat edin. Peki aşağıda yutulmak, yukarıda yenmek varken o sistem nasıl değişiyor adamın lehine? Söyleyebilecek var mı? Sistem nasıl değişiyor? Risale'deki geçen kelimeyle değişiyor. Orada ne kelimeyle değiştiğini söylüyor usta. Tılsımı fark et. Evet. Tılsım burada. Tılsım burada kardeş. Adam dedi ki, burada anlatmak istediğim şu. Bu beden bize giydirilendir. Bak bize giydirilmiş. Hasbunallah anlatıyor.
Gir içeriye. Atlet giydirilmiş. Gir içeriye. Vücut giydirilmiş. Sonra hayal. Sonra his ve şuur. Sonra akıl. Sonra mustaki bizzat ve cevherolar ruh. Hep sana giydirilmiş. Sekizinci sözde de demiyor mu? Kuyuyla alakası yok ki adamın. Kuyu ayrı bir şey. İncir ayrı bir şey. Kuyunun uzunluğu ayrı bir şey. Kuyu başka bir şey. Bak kuyu değiliz biz ama kuyudayız. Ya Yusuf olup çıkacağız ya da aşağıda yutulacağız. Ha, şu bedende sif, o biz oturmuyoruz demek istiyor onu. Ejderhada var yok mu? Aslanda var yok mu? Binler çeşit meyve takılmış olan manasında incir var. Ha? Hepsi dört tane şahsiyet farklı. Kuyu. Kuyunun uzunluğu, kısalığı, farklılığı, ejderha, aslan, incir. Bu adamların hiç alakası yok. Bu adam bambaşka bir şey. O adam biziz. Bu kuyu bedendir. Kuyunun uzunluğu, kısalığı olsa ne olur? Uzun yaşasa ne olur? 350 sene yaşamış Firavun. Ne olmuş yani? Bursa'da 925 senelik çınar ağacı var. Tabelası var. Buna 9 sene kereste çınar gibi mi yaşamak isterdin? Yarım saat insan. Arkadaşlar, ben bu kadar şey konuşmayı şunu kastettim. Çeşitli misallerle. Bu alemde sırf biz oturmuyoruz. O zaman seni ziyaret eden bazı haletler var. Böyle tuhaf tuhaf duygular. Ben kötüyüm deme arkadaş. Seninle ne alakası yukarıda aslanın olması? Sinekler de uçuşuyor da incirde. 18 bin alem seni kısmen ziyaret ediyor. 506 sözlerde diyor. Ben bir gün sana geldim. İkinci gün geldim. 3 hafta, 4 hafta geldim. Bir de sen gel derim de. Sözde 506'da diyor ki o alemler de iadeyi ziyaret ediyorlar. İyi bir şeydin tamam. Ay baktın haletin değişti. Lan niye hemen kendine fatura çıkarıyorsun ben kötüyüm diyorsun. Ha demek ki bir alemin tesiri altındayım şu anda. Yağmur yağınca, yağdırılınca sen kötü müsün? Niye ya? Seninle ne alakası var? Yağdırılıyor işte. Güneş gelmiş, yağmur gelmiş, deprem gelmiş, ne bileyim, tsunami gelmiş. Aynı bunun gibi ya. İçeride o incire takılan sensin. Diğerleri sen değilsin. Onları kullanıyorsun. O zaman kavşak gibi bir şeysin. Yola giderken otobanda sağa sola gidemezsin. Kavşağa geldi mi sağa gidersin, sola gidersin. Bu dönüş yaparsın, tamam her şey yaparsın. Bu beden böyle bir şey. Bedeni kullanmamız lazım. Ne diyor? Sekini hayatta kemali emniyetle hadisatın dağlar varı dalgaları içinde seyran eder. Niye seyran eder? Tevekkül tuala Allah. Ben iki tane doktor öneriyorum yani. Onu deyince diyorlar ki hangi doktorla beraber çalışıyor? İki tane doktor. Bir, doktor teslimiyet. Doktor meşguliyet. İşsiz olma. Abi iş yok. Ne kadar veriyorlar? 1000 lira. Abi gidip gelirsen 1200 euro masrafım olacak. 1200 euro masraf et. 1000 lira maaş al. Git çalış. İşsiz kalma. İşi ben iş olarak kabul etmiyorum. Tedavidir tedavi. İş tedavidir. Boş kalma bak. Tevekkül tuale Allah der. Yani Allah'a tevekkül ediyor. Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ın vekili diyor. Yani iç aleminde Allah hakim olmasa bu hadiselerde nasıl çıkacağız ya? Hadiseler başı boş zannediyoruz. Dizgini yok kimsede. Hakikaten çok zor ya. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. O kadar kefenlemişim ki. Hepsi de gitmiş. Bazıları hakikaten kainat Allah hakim kılınca olaylar seyrediyor. İşte ona göre gidişine baktım ki yıkadığım şey mesela benim son gidişinde abimiz, vakıf abimiz usta abi gidince yıkamada biz de orada bulunduk. Dedim ki acaba nereye gitti ya merak ettim. Şimdi gitti de nereye gitti acaba diye merak ettim. Siz de ben. Nasıl anlaşılıyor biliyor musun? Giden bana dedi ki kimlik bıraktım cesette. Bak oradan benim nereye gittiğimi anlarsın. Anladın mı İsmail? Anladım. Cesette kimlik bırakmış.
Bazen şöyle ağız burnu yamulmuş falan. Dudakta böyle. Şöyle zor kapatıyorsun, kapatamamışlar dudakları. Aslında bir Almanya'da bir yerde gene imamlık yapıyorum Diyanet'in camisinde. Mecbur bir evlere giriyoruz. Sekiratta bir babaanne var. Mahalleye gidiyorsun da her eve gidiyorsun. Dediler ki hocam şu sekirat, tabii ben zaten araştırıyorum. Hasta nerede, yaşlı nerede? Benim de işim bu, ben bunları anlatacağız ya hasta. Baktım babaanne öyle bir nefes alıyor ki. Bu nefesin içine, içerisine sen 3 tane nefes sokarsın. Sekirat girmiş o oluyor. Bırakması aşağı doğru yapamıyorum ya. 2 günden beri, 3 günden beri öylemiş. Bırakıyor. Bak bir şey anlatacağım. Ondan sonra baktım ki bir anda niye zahmet buyurduğunu ne oldu ki böyle yaptı? 2 günden beri kıpırdamayan nefesi böyle alan kime konuşuyor? Kim geldi? Bir tanesine de denk geldim. Ya hiç unutmuyorum. Yasin'in ikinci sayfasındayım. Vallahi bunu falan okuyoruz. Dedim ben de. Ne abdest kaldı ne bir şey kaldı. Çaktırmadan falan tamam mı? Her tarafım şey çünkü dudak başka bir yerde kaşmak bir çaktırmıyoruz ama tamam her tarafım gitti. Şimdi peki bu nara atarken bu niçin zahmet verildi? Arkadaş cesette bir alamet bırakıyor nereye gittiğini. Adam Allah hakim kılarsan, Allah'ın nazarıyla bakarsan, o da ne demek? Ya sana demişim bunu yapma, buraya da bakma, buraya da gitme, bunu da oku. Tamam. Tevekkül Teala Allah der, sefine-i hayatta bu gemidir. Tamam. Bu gemidir, kuyudur. Burada sefine-i hayatta kemal-i emniyetle. Dalga olmaz mı gemide? Dalga olmayan deniz olur mu? Bir odun bana söyleyin ki dumanı yoktur. Dumansız odun olur mu? Odundan kasıt bedendir. Oduna Allah hangi ilim ve teknolojiyle dumanı yerleştirmişse bedene de nefsi öyle yerleştirmiş. Oduna hangi ilim ve teknolojiyle nuru yerleştirmişse bedene de ruhu öyle yerleştirmiş. Şimdi odun dumansız olmuyor da beden nefissiz olur mu ya? O adam da işlevini yapacak ya. Bugün şeytan işte düşünüyordum. Şeytan doğrular arasındaki manevra boşluklarımızdır. Yoksa doğrular tek olur. Hepsi birbirine yapışır. Hareket olmaz. Doğruların birbirine nispet edilerek, kıyas edilerek doğruluk çeşidinin çoğalması için ara boşluğudur şeytan. Rahmet okumayın ama lazım bu adam. Bu adam lazım yani. Bana geliyor bazen gözüme ateş yapıyor, kafama basıyor böyle. Ulan bir sıkıntı başlıyor. Usta diyor ki bela ve sıkıntıya gül. O da küçül, küçülür, eder tebedür. Ben şöyle yapıyorum. Diyor ki ulan manyak mısın sen? Aynısı böyle duygu geliyor. Ben diyorum ki bakayım ne yağmur bırakacaksın. Şimdi merak ediyorum ne getireceksin bana. İnan ha. Gülün ya. Nereden geldi? Niye geldi? Allah Allah falan. Meşgul Allah kardeş ona. Gül. Kemal emniyetle hadisatın dağlar varı dalgalar içeri seyran eder. Ne olur sonra? Bütün ağırlarını Kadir-i Mutlak'ın 7 kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Yani Kadir-i Mutlak'ın 7 kudretine, yani Cenab-ı Hakk'a tevdi eder. Allah'ın nazarıyla yorumlar olayları. Arkadaşlar sorunun temeli şu diyor burada bir manası. Ruhumuzun arzu ettiği cennet hayatını dünyada istiyor. Olmayınca da feveran ediyor. Senin ruhunun istediği burada yok. Yok burada kardeş, yok. Olmayan bir şeyi olmayacak yerde aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Bir daha, olmayan kara kediyi karanlık odada, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse ruhunun İsteğini dünyada aramak budur. Peki ne yapacağız abi bu isteklerimiz bir sürü şeyler var. Arzularımız var. Ertelemeyi ve ötelemeyi bileceğiz. Kardeşim başka yerde olacak o. O hisler başka yerde kullanacak. Anne karnındaki organlar kullanılıyor mu? Niye bacak kullanılmıyor? Niye takıldı oraya? Göz kullanılıyor mu anne karnındaki çocuğa? Kol kullanılıyor mu? Kulak kullanılmıyor. Çocuğa deseler şu bıçağı.
fazlalıklara ilk önce ayağı keser lan burayı darlattı. Kafayı keser, kolu keser, bir göbek kordonu bırakır. Kordonu bırakır yani. Ama bakar ki vay be Allah Allah dünya gelir, yürümek için ayak lazım, tutmak için el lazım, görmek için göz lazım. Ha, organlar orası için takılmamış. Gidecek olduğu alem için takılmış. Ha, senin ruhuna takılan arzu, istekler, emeller, arzular, hedefler de orası için. İşte bunu oraya bırakırsan kemali emniyetle hadisatın dağlar varı da abi sen bildiğin gibi değil. Oraya oturmuş konuşuyorsun. Öyle bir ağırlıklar var ki dağlar kadar. Lan bu dağlar kadar dalgalar olsa ne olur? Ama sen okyanusta sandal olursan, hani sandal var ya ufak tekne gibi, deniz dalgalarından pıt 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 bir öyle bir öyle kafanda devir. Ama gemi oldun mu, dalga vurduğun zaman dalga pişman olur. Ola nereye vurdum ya, pat geriye gidiyor. Bak dağlar var ya dalgalar içinde seyran eder. Allah canibinden bakar, seyretme makamına çıkar. Abi bunu nasıl yapacağız? Risale okuyarak kardeş. Bunu yapanlar neyle başarmış? Bununla başarmış. Yalnız şu, fazla bir şey yapma. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demişler ki? İyi olmak istiyoruz. Allah aşkına biz, ben iyi bir insan iyi olmak istiyorsa ben 10 saat konuşurum ben bu adama. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kelime söylemiş bu adam, bir iyi olmak isteyen adama. İyi olmak mı istiyorsun? Evet efendim demiş. İyilerle beraber ol demiş. Ya ben de onu biraz şerh ediyorum, açıyorum içerisini. İyilerle beraber olmak. İmam-ı Rabbani Hazretleri herhalde şunu kastetmiştir. Doğru yerde, ha burası. Doğru insanlarla, ha bunlar. Doğru zaman, ha bu saat. Sabah namazı olmaz şimdi. Üçte gece, dörtte gelip de. Bak doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yap. Tamam ya, fazla bir şey değil ki. Kafada teklerle çalışır. Bütün ağırlıklarını, o hani bak kafanda var ya canlandı, ailevi sorun, psikoloji sorun, tamam. O ağırlıktan hayal et, koy bak şimdi. Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretini emanet eder. Ya Rabbi beni bu sıkıntıyla, beni bir yere taşımak istiyorsun. Musibetler, sıkıntıları, derdi, dert yaparsan dert dert olur. Hastalık hastalık diye görürsen hastalık hastalık olur. Oysa hastalık ve derdir. İptir, dülbinceredir. Bunu konuşurken sizde olmuyor ki, ustad da şey yapmış, değillemişler. Bizde de oluyor. Böyle baktığın zaman rahat ediyorsun. Ona kudretini emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Ya ona bırakıyorsun. Çünkü niye? Hadiseler benim isteğimle olmuyor ki. Benim isteğimle mi geldi ya? Benim isteğimle mi güneş doğuyor, karanlık oluyor? Beraber aile ve hayatta veya hizmet ettiğimiz kardeşler, insandır da et yanağı değil ki ya karşındaki. Donmuş enerji değil ki, o da düşünceleri var, onun da hisleri var ya. Peki ne yapacağız abi? Onun nazarıyla bir de bak ya. Buradan hep bakıp durma. Bir de o. O, o, oradan bu tarafa bak. Onun dediği ve yaptığı ne kadar doğru olduğunu göreceksin ona göre. Buradan baktığın için yanlış gözüküyor. Bana da şey yaptılar, yapıyor. Hemen dönüyorum. Ya nasıl yapar ya? Nasıl der şu adama bak ya diyorum. Sonra diyorum ki bir dakika. Niye nasıl yapar, niçin der dedin? 30-40 senelik bilgilerle. O adamın 4 saat risale okumamış. Niye senin gibi düşünsün? Senin gibi düşünmediğine göre senin gibi niye konuşsun? Senin gibi niye adım atsın? Kendisi gibi adım atacak. Gayet normal. Kendine yakışanı yapıyor. Oradan bakmayı beceremiyoruz. Yüzünü kapat, hanımına geç, eşine geç, geç. Onun anne babasının dini nikah derecesi, yedirdiği helal haram, eğitim, verdiği eğitim, yaşı, nesebi, bulunduğu zemin, zaman, boyalan, 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 boyalan. Orada mı tarafa bak? Vay be, orada mı tarafa bak? Gayet durma, dediği yaptı. Buradan bakınca sorun oluyor. Ne kadar hoş oluyor. Rahatla dünyada geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediye girmek için cennete uçabilir. Saadet-i ebediye. Yoksa tevekkül etmezse. Tevekkül. Tevekkül ne demek arkadaşlar? Söyle söyle. Tevekkül.
Düşünmek. Başka? Sığınmak. Başka abim? Güvenmek. Allah'a vekil etmek. Güzel. Ne demek Allah'a vekil etmek? Teslimiyet. Çok güzel işte. Allah'a vekil etmek. Başka? Gıybetin yapıldığı yerde sen orada değilsen mesela ama senin adına bir vekilin var orada. He. Çok güzel. Maşallah. Güzel. Adın ne senin? Arif. He? Arif. Arif. Güzel. Arif değilim ama. Allah Allah. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bakıp yorumlamak. Niçin vermiş? Peki niçin vermiş? Bak, nelerle meşgul oluyorum ben kendim. Bak neymişim, bak Allah aşkına şuraya bak. Bir de okuyayım o şeyi. Sana hayatı veren, seni buraya gönderen zatın bir gayesi var. Hayatı sana verenin Zat-ı Hayyu Kayyum'dur. Onun veriliş gayesine göre hayatına bir bakarsan sen kimsin bak. Şuraya bak. Ben kimim? Nelerle meşgul oluyorum? Bak. Gördün mü? Bu zerrecik vücudum. Kainata göre dünyanın yeri yok. Yani cismen değil mi? Yeri yok. O kadar toz yok. Dünyaya göre benim cisim ne olur ki şu cesedim? Diyor ki bu zerrecik vücudum. Varlığa göre kütle olarak kiloyu kastediyorum. Zerrecik vücudum, hadsiz vücudun aynısı, hadsiz bir vücudun aynısı, hadsiz bir vücudun aynısı, hadsiz ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. İmbisat şu, bak oku çekiyorum, 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 bırak, bu inkişaf, noktadan noktaya gitmek. İmbisat ise benim sesim kucaklayarak gidiyor. Mısır gibi. Tamam. Mitoz bölünme gibi. Yani bütünlüğe doğru gidiyor. Diyor ki nihayetsiz imbisat ile bu var ya bu ruh. Bir mısır gibi düşünün. Toprak altında patlayınca koca bir ağacı oluyor. Veya benim sesim tırırıp yayına da girse dünyaya gidiyor. Ha. Diyor ki nihayetsiz bir imbisat özelliğine sahipsin. Ufak yere boğulma. Ne demek biliyor musun? Nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile 18 bin aleme hakim olacak bir özelliğe sahip. İmbisat ile. Nihayetsiz bir imbisat. Arkadaşlar imbisat noktada noktaya gitmek değil. Patlamak, açılım. Yani kuşatarak kaplamak. Yani insan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesidir. Şunu kastediyorum. Elime bir bakar mısınız lütfen? Toprak. Toprak, tamam mı? Şurada bir çekirdek var. Çekirdek. Ağaç oldu. Ağaç, ağaç, ağaç. 25. kare yapıyorum. Onun için bak. Ağaç oldu mu? Bir de meyve var. Ağaca ne olur bir hayal meyve takın. Taktınız mı arkadaşlar? Taktınız. Bu meyve şu anda oturduğun yer. Sensin. Bu meyvenin içinde çekirdek yok mu? Var. Bu meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı değil midir? Gayrısı da değil. Ne aynıdır ne gayrıdır. İşte bu ağaç şeceri hılkat. 18 bin alem. Allah'ın dışında bütün alemler. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Aşağı azam, arş, lef-i mahfuz vesaire. Bu ağaç. Bu meyve, bu alemin hulasası. Ve bu meyve ağacın sonudur. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Ağacın başıdır. Öyle değil mi? İşte sen hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainattan öncesin. Ne basit bir şeyde boğulup gidiyorsun. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle şu anlar 218'de geçiyor. Kainatın çekirdeği hakikat. Kainatın. Kainattan öncesin. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem, Domuz, Zilan, Alem Erva,
Hep senden yaratılmış. Bütün alem insanda dürülmüştür ama insan alemde değildir. Ama insanı sen cesetle kabul edersen kainatın posası sensin demek. Ceset değil yani. Bak bu zerecik vücudun hadsiz bir vücudun aynesi. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Bitmiyor. Kendinden daha kıymetli baki mutadid vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde oldun mu? Bir şeyi tanımlıyorsun, ifade ediyorsun. Kim biliyor musun? Allah. Allah nedir bizce? Herkes düşünsün kendi aleminde. Allah sence nedir? Allah sende ne ifade ediyor? Allah nedir ya? Ne anlıyorsun? Buna en cami aynasın. Bir hadisi kutsisinde şöyle buyuruyor. Bil mana. Diyor ki, hani hepimizde bir sır var ya, hanımda bir sır var, bende var, sende var. Ama herkese konuştuklarımız aramaz. Bir de hanıma bile demediğimiz var. Sır bize ait. Allah da diyor ki, herkesin bir sırrı var. Tamam. Benim sırrım insandır. Ben de insanım. Yani insan benim sırrımdır. İnsanın sırrı da benim diyor. Yani düşün sen Allah'ın sırrı. Sen öyle bir şeyler takip etmiş. Öyle donatmış ki Allah 18 bin aleme sığmamış. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Çünkü sende mekansız bir mekan var. Varlıksız bir varlık, bir yer var. Yersiz yer, kainat yerdir. Halik mahluka sığmaz. Kainata sığmadı, sana nasıl sığıyor? Sende bir ene var. Bir ben var benden. Ta benden, ta içe ruh yani o. Bak arkadaşlar bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynesi. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile bu. Yani imbisat ettiriyoruz. Abi imbisat ne demek? Şu anda patlatıyoruz işte bu ders işte. Muzakere koyacaksınız Allah'ın izniyle dersi. Böyle onun için size üstte soruyorum. Böyle katılımcı atölye çalışması gibi yapmak istiyorum. Bunu da muzakereye haftada bir günde ders yapmanızı tavsiye ederim. Bir konu hazırlasın bir kardeşimiz. İki kişi, üç kişi. Ondan sonra...